Evet, başlığı gördünüz arkadaşlar. Başlıkta bir hata yok. Biz yıllarca sistemlerden düşük performans almışız. Aslında baktığımız takdirde burada Microsoft'un yıllarca kendi işini iyi yapmamasından ötürü. Daha doğrusu kullanıcı hangi hedefe yönelik ne istiyor bunu çok iyi bir şekilde çözememesinden ötürü arkadaşlar biz yıllarca sistemlerimizden düşük performans almışız. Bunu neden söylüyorum? Hardware Unboxing yapmış olduğu içerikte arkadaşlar aslında Windows'ta oyun performansını düşüren, tabi bu videodan sonra bu duruma bir yazılım güncellemesi geldi. Yeni gelecek olan 24H2 yazılım güncellemesiyle bu sorun çözüldü arkadaşlar. Ve biz yıllarca, biraz sonra göreceksiniz, aslında sistemlerimizden olduğundan çok daha düşük bir oyun performansı almışız. Şimdi sorun neydi arkadaşlar? Bunu biz Hardware Unboxing'den gördük. Windows'u administrator olarak çalıştırdığınız takdirde evet sistem baya baya bildiğiniz normal oturuma göre çok daha yüksek bir oyun performansı veriyordu. Microsoft bunu düzeltecek, performansı arttıracak 24H2 isminde bir yazılım güncellemesi getirecek. Tabii ki de bu yazılım güncellemesi şu anda açık değil, şu an dağıtılmadı. Biz bir şekilde internette bunu indirmenin yöntemleri var. Girip biraz araştırabilirsiniz. Eğer bunu nasıl indireceğiniz, bu yazılım sürümünü legal olarak orijinal bir şekilde nasıl indireceğinizi bilmiyorsanız da donanım arşiv foruma girip konu açarak bunu öğrenebilirsiniz. Ve biz de bunu bir şekilde indirdik arkadaşlar, kurduk ettik ve şu an var olan Windows sürümüyle 23H2 oyun performansını arttıran yazılım güncellemesi 24H2'nin FPS karşılaştırmasını yaptım. Burada kullanmış olduğum sistem özellikleri ise Ryzen 5 9600X ve RTX 4080 süper ekran kartı. Bu güncelleme neredeyse bütün sistemlerde bütün işlemcilerin oyun performansını arttırıyor. Yani sen bu güncelleme yaptığın takdirde 7000 serisinin de Zen 4 işlemcilerinde, Zen 5 işlemcilerinde, Zen 3 işlemcilerinde oyun performansını ciddi şekilde arttırıyor. Hadi başlayalım. Şimdi burada güncellemeden sonraki oyun performansına baktığımız zaman çok ciddi farklar var. Farkların olmadığı oyunlar da var ama genel tutarına baktığımız takdirde evet yeni sürümde gerçekten çok ciddi bir şekilde oyun performansı artıyor arkadaşlar. Mesela burada normalde benim oynadığım bir oyun değil ama yapmış olduğum gözlemlerde en yüksek FPS farkının ortaya çıktığı oyunlardan biri olduğu için de bu oyunu koydum ve Gears 5 bilenler biliyordur. Bakın şimdi normalde bir önceki sürümde bu oyunda 165 FPS almışım. Güncelleme sonrasında 221 FPS almışım. Yani buradaki performans farkı, buradaki artış normal bir artış değil. Şimdi bir de garip bir örnek vereyim o zaman. Mesela Last of Us Part 1'e geldiğimiz zaman da neredeyse performans farkı oluşmadı. 1 FPS'lik bir fark vardı, yoktu. Bu arada gidip geldi arkadaşlar. Ama Rainbow Six Siege'e geldiğimiz zaman ise Rainbow Six Siege'de 468 FPS'ten 548 FPS'e çıktık ki mükemmel bir performans artışı vardı. Oradan çıkıyorum. Cyberpunk 2077'ye geldiğimiz zaman ise 121 FPS'ten 130 FPS'e bir artış yaşandı arkadaşlar. Tomb Raider'a geldiğimiz zaman ise olmaz testlerimizden bir tanesi. Tomb Raider çok oynamıyorum ama bir sistemdeki farkı gözlemleyebilmek adına en iyi oyun testlerinden bir tanesi. Ve Tomb Raider'da ise 201 FPS'ten 210 FPS'e çıkabildik. CS2 testi yaptım. CS2 testinde ise 208 FPS'ten 215 FPS'e bir performans artışı ortaya çıktı. Bannerlord'a geldiğimiz zaman ise 278 FPS'ten 295 FPS'e çıktı. Forza Horizon 5'e geldiğimiz zaman ise 180 FPS'ten 197 FPS'e bir artış yaşandı arkadaşlar. Ciddi bir artıştı gerçekten de. God of War'a geldiğimiz zaman ise 188 FPS'ten 201 FPS'e bir artış yaşandı. Ve Spider-Man Remastered oyununda ise 135 FPS'ten 142 FPS'e bir artış yaşandı. Bakın çok ciddi şekilde genel ortalamayı aldığımız takdirde, yani burada ben 10 tane oyun testi gerçekleştirdim ve bunların ortalamasını aldığımız takdirde yeni sürüm deki oyun performansı çok ciddi şekilde artmış ve ortalamada ise %10 ile 11'lik bir performans artışı ortaya çıkmış arkadaşlar. Aslında özet kısmına geldiğimiz takdirde neredeyse bu yazılım güncellemesiyle her sistemde yüksek bir performans artışı olacak. Ryzen 9000 serisi işlemcilerde performans artışı beklediğimiz gibi çıkmamıştı. Bunun sebebi işte bu yazılım hatası olduğu söyleniyordu ama aslında bununla bir alakası yok. Evet, bu yazılım sorunu çözüldü. Güncelleme gelecek ve performans artacak ama unutmamak gerekiyor ki bu yazılım güncellemesi sonrasında 7000 serisi işlemcilerin de performansı artıyor. Evet, 9000 serisi işlemcilerin performansı birazcık daha artıyor. Onun için 9000 serisi işlemciler için yapmış olduğum eleştiriler halen daha geçerli. Bugünkü konumuzsa yazılım, yazılım, yazılım. O zaman yorumlarda bir şeyler yazalım, konuşalım, bakalım neler düşünüyorsunuz, tartışalım.